Ergün Diler, Virüs Tarihi Uzaktan bakınca sıkıntı içinde kalan ülkeler listesinin başına Çin'i yazmak abartı olmaz. Çin'de baş gösteren koronavirüs ülkeyi resmen esir aldı. Milyonlarca şirket çöktü. Bankalarda para yok, işsizlik ve can korkusu büyük bir hızla yayılmakta. Çin'i vuran, esir alan virüs bir anda İran'ın kum kentinde kendini gösterdi. Ölü sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğu ileri sürülmekte, vaka sayısı da öyle. İran'la sınır kapılarını kapattık. Aynı dert Irak'ta da ortaya çıktı. Günlerdir yazıyorum ama Türkiye bu konuya uzak kaldı özellikle medya. Çin koca bir güçtü. Bir virüsle baş etmesi çok zor olmasa gerek. Dün de bugün de aynı noktadayım. Bir virüsle Çin'in yıkılmaması gerekmekte ama tablo giderek kötü bir durum alıyor. Son geldiğimiz noktada bu. Koronavirüs hakkında nasıl yorum yapılırsa yapılsın ortada bir gerçek var ki o da Çin'in ağır hasar aldığı. Aksini söylemek çok zor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yine çaresizlik açıklaması yaptı. Jinping virüs hala çok acımasız ve karmaşık. Bu çok büyük bir kriz ve bizi büyük bir sınava itti. Sadece şunu söyleyebilirim, Komünist Parti her adımı atacak dedi. Jinping durumu böyle özetleyince çaresizliği anlamak zor olmuyor. Biraz daha açalım. Jinping adeta diz çöktü. Bunu da açıkladı. Açıkladı ama koronavirüs durmuyor. Gidiyor, can dağılıyor, paraları da eritiyor. Milyonlarca kişi işsiz kaldı. Resmi olarak kabul edilmese de neredeyse 900 milyon kişi karantinada. Ülkeler Çin'i haritadan sildi. Dünyanın en büyük şirketleri 2021 planlarında Çin'in alternatifleri diye bir şık hazırlattı. Umut veren açıklamalar gelse de koronavirüsün etkileri birkaç ayda silinecek gibi değil. Çin akıl dışı adımlar attığı için virüsle tanıştı. Bunu sadece ben değil pek çok akıllı isim söylemekte yazmakta. Amerika Birleşik Devletleri'nin 100 yılda hazırladığı sistemi dermeye kalktı. İpek yolu bunun en büyük göstergesiydi. Çin, Merkez Bankası çok güçlüydü. 8 Kasım 2019'da Merkez Bankası'ndaki rezerv 3 trilyon 100 milyar dolara aştı açıklaması da Washington'a karşıydı. Çin açıktan meydan okuyordu. Bütün sözlerin yapılan çıkışların gittiği adres belliydi. Washington. Para çok güçlüdür ancak o paranın devamlılığı esastır. Çin bunu unuttu. Tabii Çin ekonomisine yön veren İngiliz ekonomistler şu anda Pekin'in hedefinde. Rothschild ailesinin bankalarında çalışan çok önemli ekonomistler yılda iki kez Çin devlet başkanı Xi Jinping ile bir araya gelirdi. Bu görüşmeler derinliği itibariyle eşsizdi. Ancak şimdi o isimler de hedefti. Temmuz ayında da bir toplantı yapıldı. Pekin'de çok önemli bir otelde. Çin Komünist Partisi yetkililerinin ev sahipliğinde yapılan toplantıda İngiliz ekonomistler Çin'in dev olduğunu söyledi. Trilyonlarca dolar borcu olan Amerika Birleşik Devletleri'nden daha üstün olduğunu anlattılar. Bu konuşulanlara inanan ve bu gerçekleri bilen çok insan vardı. Sır da değildi. Ancak Çin'in silahlı gücü Amerika Birleşik Devletleri ile boy ölçüşecek durumda değildi zamanı gelince çin'in bu konuda da amerika'yı yakalayıp geçeceği ileri sürülüyordu mesela amerika yüzlerce üsse sahipti topraklarının dışında peki çin'in sınırları dışında nerede askeri vardı ama amerika'yı bitireceğini açıklıyordu ekonomistler askeri sistemden askerler de ekonomiden anlamazlar bunu bir kez daha koronavirüs sayesinde gördük eğer çin askeri anlamda güçlü olsaydı koronavirüs planı gerçekleşmezdi Kimse bu hamleyi bu kadar rahat yapamazdı. Çin susarak derinden gideceğine meydan okuyordu. Peki Çin bundan sonra ne yapacak? Bir hastalıklı ülke konumundan nasıl çıkacak? Bunun tek yolu Washington. Ancak Washington bu konuda hiç istekli değil. Çünkü Çin'den kaçmak zorunda kalan Amerikalı şirketlerden bazıları Washington'a da karşıydı. Yani koronavirüsü hazırlayanların büyük bir kaybı yok. O şirketler Çin'den çıkma konusunda istekli olsaydı koronavirüse gerek kalmazdı. Yani dünyanın dengelerini değiştiren bu virüs sadece Çin'de kalmayacak. Birçok Arap ülkesi İran, Kuzey Kore'de ciddi şekilde etkilenecek. Washington'ın her isteğini kabul eden Japonya ve Güney Kore bile belli ölçülerde zarar görecek. Bu virüs Washington'ın dehlizlerinde konuşuluyordu. Bilderberg grubunun 2019'da İsviçre'nin Montreux kentinde yaptığı toplantıların bazıları gizliydi. O toplantıların birinde Çin'de bir virüs ihtimali konuşuldu. Ancak SARS virüsünün başarılı olmadığı öne çıkarıldı. Virüsün Çin'e büyük bir zarar vermesinin mümkün olmadığı konusunda fikir birliğine varıldı. Aslında toplantıda koronavirüs konuşulmuştu. Ne var ki Xi Jinping'e ve Komünist Parti yetkililerine ders veren İngiliz ekonomistler virüs sorun yaratmaz diyordu. Bilderberg'e katılan isimler arasında Başkan Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Microsoft Yönetim Kurulu Başkanı Satya Nadella, Google'ın efsane ismi Eric Schmidt, PayPal'in milyarder kurucusu Peter Thiel ve eski Amerika Dışişleri Bakanı Henry Kissinger bulunuyordu. Maalesef onların bu öngörüsü Pekin'i çökertti. Şimdi o ekonomistler artık görevde değil. Hepsi çok ağır bedeller ödedi ve daha da ödeyecek. Tarihin yönü değişirken onlar büyük bir hata yaptı. İngiliz bir profesör Bilderberg grubu toplantısında virüsün yeni dünya savaşının en önemli silahı olduğunu söyledi. Defalarca bunu anlattı. Ancak kimse ona inanmadı. Bu süreç bekleniyordu. Birileri bu sürecin kimse tarafından anlaşılmaması için karartma yaptılar. Sonuçlarının nereye varacağını herkes yaşayıp öğrenecek. Virüsü yayan planın sahibi ne olacağını, nerede duracağını onlar biliyor. Çin'in bu arada geri gelmesi gerçekleşirse işler o zaman daha da karışır. Bu da mümkün mü? Elbette. Ama şimdi zorda olan Çin. İpek yolu'nda Çinle yürümek isteyen ülkeler garip bir şekilde virüsle tanıştı. İtalya'da en son örnek oldu. Hayat inanılmaz bir şekilde etkilendi. Marketlere hücum başladı. Maçlar ertelendi, festivaller başka bahara kaldı. Milyonlarca Çinli şirket batınca bankalar para bulamadı. Bulamayınca da veremedi. Pekin ilk şıkkı hayata geçirip hemen Amerika'daki tahvillere sarıldı. Vadesinden önce çekebilirse oradan da milyarlarca dolar kayıpları olacak. Çin resmen acı çekerken kendisiyle birlikte hareket eden ülkeler panikle ne yapacağını bilemezken Amerika Başkanı Trump kalktı Hindistan'a gitti. Yabancı medyadan sızanlara göre ise muazzam anlaşmalar yapıldı. Trump'ı 1 milyon kişiyle karşılayan Hindistan ne aldı acaba? Çin'in yerine konulacak aday ülke mi oldu? Bilmiyoruz. Her şey Çin'in vereceği cevaba bağlı. Bu çarkı tersine döndüremezse para kendine yeni bir liman bulacaktır. Çin'in tasfiyesiyle birlikte pek çok ülke allak bullak olacaktır. Ekonomik olarak da siyasi olarak da kimse bunun dışında kalamaz. Eğer akış böyle giderse tarihi yazan virüs olacak. 10 dolarlık tarih. Ergündüler takvim. Bekir Azar Yeni Dünya Hiçbir şey gizli değil aslında. Dikkatli okuduğunuzda satır araları size çok şey söyler. Hem Avrupa hem Çin'i hedef gösterdi. En büyük düşmanımız onlar dedi. Bizi soyuyorlar diye ekledi. Amerika Başkanı Trump'tı sözlerin sahibi. Ekim ayı başında da ilginç bir konuşma yaptı. Öyle silahlarımız var ki kimse hayal bile edemez. Önümüzdeki 4-5 hafta içinde biraz duraklayacağız. Bazılarını göstereceğiz, bazılarını göstermeyeceğiz dedi. Ardından koronavirüs patladı. Amerika'nın en büyük düşmanının önüne virüs seddi örüldü. Trump virüs Nisan ayında gündemden düşer diyerek tarih verecek kadar ileri gitti. Demek ki bir plan, bir bilinen vardı. Trilyonlarca dolarlık ihracat yapan Çin'de ise hayat durdu milyonlarca fabrika kapandı, milyonlarca insan işsiz kaldı. İhracat sıfır noktasına yaklaştı. 10 dolarlık virüsle 100 yılın operasyonunu çektiler. Aslında dünya üretiminin %30'unu Amerika topluyordu piyasalardan. Çin Amerika'nın fabrikasıydı. Washington söktü aldı o fabrikaları. Durum bu. Çin alımları durdurunca petrol fiyatları da düştü. Rusya, İran, Suudi Arabistan gibi ülkeler milyarlarca dolar kaybetti. Daha kontrol edilebilir hale geldiler. Bu nedenle Başkan Erdoğan'ın önceki gün yeni masa kuruluyor. Biz de masada olacağız şeklindeki açıklaması çok önem arz ediyor. Evet dünyada dengeler değişti. Yeni gelişmeler bizleri bekliyor. Önümüzdeki süreçte Suriye'den Irak'a, Arabistan'dan Tunus'a, Libya'ya kadar çok sayıda ülkede parçalanmaya tanıklık edeceğiz olaylara Büyük Orta Doğu Projesi'nin hızla fiiliyata geçirildiği noktasından da bakmak durumundayız. Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da 22 yeni devletçik öngörülüyor. Yeni NATO gündemde. Washington, Moskova, Ankara ekseninde yeni şekillenme ve denge oluşacak. Bunun sancılarını yaşıyoruz. AB için İngiltere, Hindistan ve Uzak Doğu hep bu eksene göre pozisyon almaya çalışıyor. Artık bu gizli saklı değil. Yeni dünya düzeninde Türkiye'nin önemi hayal edemeyeceğiniz kadar artacak. Amerika'da Albayların eğitim gördüğü Kara Kuvvetleri Koleji için hazırlanan 80 sayfalık Türkiye raporunda dahi "Ankara'yı mutlaka yanımıza almalıyız. Bu hayati önem arz ediyor." şeklindeki çağrı boşuna değil. Trump'ın Türkiye ile ticaret hacmimizi 100 milyar dolara çıkarmamız gerekiyor açıklaması da laf olsun diye sarf edilmiyor. İngiltere ve AB dahil eski dünya düzeninin önemli ülkeleri de Türkiye'ye yaklaşmak için yakın gelecekte çok çaba harcayacaklar. Washington dünyanın her yerine yetişemeyeceğini biliyor. Bu nedenle yıllar önce hazırlanan müttefiklerle ortak harekat planı önümüzdeki dönemde kendini daha ağırlıklı gösterecek. Avustralya'dan başlayıp Çin ve Rusya arasından İpek Yolu üzerinden Avrasya ve Avrupa ortasından Polonya'da nihayetlenecek yeni bir NATO, yeni bir AB oluşuyor. Amerika şu anda Polonya'ya askeri yığınak yapıyor. Bu ülkenin Almanya ve Fransa'yı geri plana atması için her yolu deniyor. Fransa'daki sarı yeleklerin aylardır sokaklarda olması tesadüf değil. Amerika Almanya'dan mal almasın bu ülke batar. Amerika için kilit ülkeler Polonya ve Türkiye. Ankara dünyanın kalbi durumunda bir stratejik merkez oldu. Dünyanın bu yeni şekillenmesinde global ticaret sikleti de müttefik ülkeler ve yeni NATO oluşumundaki ülkelere kayacak. Önümüzdeki dönem çok hızlı, bambaşka gelişmeler yaşayacağız. Bambaşka Türkiye'ye tanıklık edeceğiz. Kendinizi buna hazırlayın. Bekir Azar, Takvim